Bizden yüzde yediyi ondalık sayı ve kesir olarak yazmamızı istiyorlar. Hadi hemen elinize kağıt kalemi alın ve bu soruyu benden önce kendi kendinize cevaplamaya çalışın. Şimdi birlikte yapmaya hazır mısınız? Elimizdeki sayı yüzde 7 olduğuna göre kesrin paydasında ne olması gerektiği hakkında. Ne düşünüyorsunuz? Aslına bakarsanız yüzde 7 dediğim zaman çok da büyük bir ipucu vermiş oluyorum, değil mi? yüzde 7. Anladınız değil mi? Doğru. Elimizdeki sayı bir yüzde birlik olduğuna göre, yüzde birliklerle karşı karşıyayız ve bu da paydanın 100 olması gerektiği anlamına geliyor. Peki kaç tane yüzde birlikten bahsediyoruz. 7 tane. Tam olarak anlaşılması için farklı bir renk kullanayım. Bu yüzde birliklerden 7 tane var. İşte böyle. Bize verdikleri sayıyı bir kesir olarak yazdık. Peki ya ondalık sayı olarak nasıl yazabiliriz dersiniz? Basamak değerlerini gözümüzün önüne getirecek olursak burası birler basamağı, virgülü koyalım. Bu onda birler basamağı ve bu da yüzde birler basamağıdır. Yüzde yediyi ondalık sayı olarak yazmak için, bir saniye şu basamakların isimlerini de yazayım ki her şey daha açık olsun. Birler, onda birler ve yüzde birler basamağı. Evet, birler, onda birler ve yüzde birler. Kaç tane birliğimiz var diye soralım. Hiç yok. O halde bu basamağa 0 koyacağız. Peki kaç tane onda birliğimiz var? Hiç yok. O halde 0 tane. Son olarak kaç tane yüzde birliğimiz var? 7 tane. Evet, işte yazdık. Basamak değerleri olmadan yazmamı isterseniz birliğimiz yok, onda birliğimiz de yok ama 7 tane yüzde birliğimiz var. İşte yüzde 7. Hadi bir tane daha yapalım. Burada da sayıları yazıyla yazılmış şekilleri ile eşleştirmemizi istiyorlar. Sol tarafta farklı gösterimler var. Bu bir ondalık sayı, bu bir kesir ve bu da bir ondalık sayı. Ve burada da bu sayıların rakam ve yazı olarak ifade edilmiş halleri var. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu sayılarla bunları eşleştirmeye çalışın. Birinci sayının birler basamağı 0, virgülün bir basamak sağına geldiğimizde ise dörtle karşılaşıyoruz. Bu sayının 4 tane onda birliği olduğu anlamına geliyor. O halde bu sayıyı yazıyla nasıl yazabiliriz? Onda 4, öyle değil mi? Evet, hemen işaretliyim. Peki, ya bu? Bunu da onda 4 olarak okumaz mıyız? Evet, evet, bu da onda 4. Şurayı da, şurayı da işaretleyelim. Sırada bu var. Birlik yok. Onda birlik de yok ama dört tane yüzde birlik olduğuna göre bu sayı da yüzde dörttür. Ne kadar da eğlenceli öyle değil mi? Bunun için de bunu işaretliyorum. İşte bu kadar.